Bu çarşamba Toplumsal Dayanışma ve Kadın Gelişim Derneği Başkanı Sayın Hülya Lüleci konuğum. Evet, neden Hülya Hanım bu akşam? Çünkü 8 Mart Kadınlar Günü, daha doğrusu Emekçi Kadınlar Günü dündü biliyorsunuz. Evet. Onun için bu hafta bir emekçi kadınımızı misafir aldık. Hem de Toplumsal Dayanışma ve Kadın Gelişim Derneği'nin başkanı Sayın Lüleci. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nazik davetiniz için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Kırmadınız bizi. Geldiniz. Rica Çok ederim. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet. Hülya Hanım, siz yıllardır derneklerde başkanlık, yöneticilik yapan bir kadın girişimcisiniz bildiğim kadarıyla. Öyle. Evet. Şimdi 8 Mart Kadınlar Günü. Gerçi ben buna hep karşıyımdır. Yani kadınlar 365 gündür diye düşünürüm ama Eyvallah. Sizin için neyi ifade ediyor efendim? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü evrilmiştir bu isme. Aslında çıkış noktası Rusya'da kadın haklarını ararken çıkan kargaşada ölen emekçi kadınlara ithafen anlama günüdür. Acı bir gündür aslında. Dünya literatüründe de 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü diye geçer aslında. Sonra bu evrilip 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dönüştü. Ticari boyutta çiçekler, hediyeler, şıklıklar gibi oldu. Burada iyiliği kendi çuvazı başkasına yapıyorum bir kadın olarak hemcinslerime burada serzenişte bulunuyorum. Bana bir çift güzel cümle bile söyledin. Bir minik hediye bile almadın diye. Kadınlar günü, bugün benim günüm diye. Oysa ki senin günün her gün. Sen her gün özelsin, özel ben olmalısın. Ben de aynı görüşteyim ama olay o boyuta gitti. Ama aslında bizim derneğimizin her yıl verdiği deklarasyon da budur. Ve hiç kutlama yapmayız. Benim şahsi görüşüm de budur. Tabii dernekteki arkadaşlarım da aynı görüşteler. 8 Mart bizim için farkındalık günüdür. Aslında emekçilerin günüdür. Öyle eli öpülesi çalışan, üreten emekçi ve kadın girişimcilerin günüdür diye evet, düşünüyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bugün tabii ki dün bugün kadınlarımızı şey yaptık ama tabii bu 1857 yılında 8 Mart 1857 yılında New York'taki bir tekstil fabrikasında polis grevci İşçilerin üzerine kapıları kilitliyor. Evet. Daha sonra fabrikada çıkan bir yangın sonucunda kaçamayan 120 kadın işçimiz hayatını kaybediyor. 8 Mart, niye hep 8 Mart diyoruz? 8 Mart 1908'de New York'ta çoğu kadın işçilerin öncülüğünde sendikal haklarını aramak mitingi düzenlenmiş ve burada kadınlarımız ön planda olmuş. Evet. Yani 8 Mart'ın Kadınlar Günü olmasının, emekçi kadınlarımızın olması, bir kutlanması 1857 yıllarından başlıyor. Şimdi esas ben şuna gelelim diyorum. Sizin bir derneğiniz var bildiğim kadarıyla Hülya Hanım. Evet. Derneğinizin amacı nedir sizin? İşte böyle kendini ifade edemeyen kadınlara yoldaş olmak, ışık olmak, yol göstermek, hı hı. yolunu bulamayan, balık yemek isteyip balık oltası olmayan kadınlara balık oltası sahibi olmaları için yardımcı olmak, farkındalıkla yaşamalarına olanak tanımak. Derneğimizin amacı kadının her alanda, her anlamda kendine özgüveni olan, güvenen, donanımlı hale gelmeleri çok önemli. Eğitimli olmaları çok önemli ve kendine öz saygıları kazanmaları çok önemli. Bu bağlamda da seminer, sempozyum, okumaya teşvik, okuma derken kitap okumak tabii ki elbette eğitim de almaları, öğretim de almaları. Milli Eğitim Müdürü bu tür çalışmalarımızda oldu geçmişti. Sayın Valim de sahip çıkmıştı. Ahmet Hamdi Nayır da, İrfan Balkanlıoğlu da. Kadınlara eğitim ve iş istihdamı sağlamak, işkur ve işkur ilintili müdür dostumuzla birlikte sayın müdürümle iletişimimiz sonucu. Zaten artı bir bildiğim kadarıyla SATSO ve SESOP'ta da kadın girişimciler değil mi? Var. Evet. Öyle evet. şeyler var. Aynen evet. Ayrıca bir de KOSGEB belgesi nasıl alınır bilemiyorlar. Bir de KOSGEB'ten haberleri bile yok. Aslında KOSGEB'in ilk çıkış noktası kadınlar için. Tansu Çiller zamanında ben de aktif siyaset içindeydim. Üst düzey yetkileri olan konumundaydım. Naçizane çok mahcup olarak söylüyorum. Ben de bu noktada orada çok emek verdim. Çok emeklerim, gayretlerim oldu kadınlar adına.
Ve KOSGEB'i kurduk. Ama KOSGEB günümüzde çok uzaklaştı o kuruluş amacından. Erkek üreten iş adamlarına daha çok veriliyor ama kadınlara da lütfen biraz bir şeyler veriliyor. Ama gittikçe de daraltıldı, ufaltıldı, minik o hale geldi. Çok amacından uzaklaştı. Ancak yine de yeterli olmasa da en azından bir şeyler sunulabiliyor. Bu bağlamda da KOSGEB belgesi alıp da kendi işinin girişimcisi olmak, kadın girişimci olmak adına çok önemli. Biz dernek olarak bunun için de yönlendiriyoruz, cesaretlendiriyoruz, yüreklendiriyoruz ve yani yol gösteriyoruz. Benim anlamadığım, benim daha doğrusu halkımızın da vatan bizi izleyen seyircilerimiz de anlaması açısından. Şimdi dernek, siz kadınları derneğe üye mi yapıyorsunuz? Üye olmaları şart değil. Şart üye değil. Olmasınlar. Yani bize atıyorum. Ulaşan kim olursa olsun, yaşı kaç olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, dini görüşü ne olursa olsun. Biz zaten dernek olarak da şunu söylemeden geçemeyeceğim sevgili Coşkun Bey. Dernek olarak biz kurarken kadın derneği kurmadık. Toplumsal dayanışma içeren adımızda da olduğu üzere toplumsal dayanışma içerikli bir platform oluşturup sonra derneğe dönüştürüyoruz. Sayın Valim artık dernekleşin, çok güzel çalışmanız var demişti. Biz kadın erkek yan yana konumuzu kadın edinerek yola çıktık. Ayrıca amacımızı belirlerken neler yapalım derken de bunu yaparken cinsiyetten, etnik kökenden, siyasi görüşten münezzeh olarak yola çıktık. Bizde kişilere cinsiyetine bakmak yok, etnik kökenini irdelemek yok. Siyasi görüşüyle ilgilenmiyoruz. Hangi siyasi görüşün olursa olsun. Hiçbir siyasi görüşüne pay endisi de olmadık. Her siyasi parti eşit mesafede. Ben siyasetçi olduğum halde dernekçilik gömleğimi giydiğimde siyasetçi ceketimi çıkarıyorum açıkçası. Ama siyaseten de gittiğimde orada dernek gömleğimi çıkarıyorum. Elbette ki ayrıştırmak gerekiyor bunları birbirinden. Bizim derneğimizin kadınlara el tutmak için yola çıktığında amacı kadın derneği olmak değildi. Toplumsal dayanışma platformu sağlamakta. Bir platformduk aslında. Bir yani şimdi bir edeceğim. Kadın girişimci şöyle gidelim isterseniz. Elbette. Bir kadın girişimci. Ben şimdi çarşıda, şurada, burada, her yerde artık özellikle bu hizmet sektöründe, restoranlarda, lokantalarda ben kadın çalışanlarımızı, mutfağın arkasında hizmet eden, iş yeri açan kadınlarımızı bir artık... Bir saptıma bir ilave özür diliyorum lafınıza kesmiş olmak kabalığına mazur görünüz Coşkun Bey. Sayaç okuyan bir kadınımız var şu an SEDAŞ'ta çalışan. Şey var, siz söyleyin. Belediye otobüsü süren, şoförü... toplu taşımacı süren şoförümüz var. Geçen kucaklaştık, sarmalı. Gurur duyuyorum seninle dedim. O kadar değişik platformlarda çalışan emekçi kadınlarımız ve o kadar değişik alanlarda da kadın girişimci olan insanlar, kadınlarımız var ki... Ben gurur duyuyorum. Kadının mesela, kendine bu özgüvenin pekişmesi, evet. Ben de yapabilirim demesi, ben de varım demesi. Bu çok güzel bir şey. Mesela buradan da Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza seslenelim isterseniz sizin aracılığınızda. Kadın gerçeği ben takip ediyorum. Sayın Ekrem Yüce çok ciddi miktarda kadın girişimcilere önem veriyor. Kadınlarımıza yol açıyor. Belediye dediğiniz gibi belediyede şoförler var. Bunlar hoş şeyler, çok güzel şeyler. Çünkü bu ülkenin %50'si... Hamileli çarşısını açtı biliyorsunuz. Evet. Bizim derneğimize doğru da satış yapma hakkı tanıdı. Sağ olsun, var olsun kendisi. Buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum Sayın Başkanıma. Gerçekten bu konuda çok harcanıp kadınlar çok özel ilgi alaka duyuyor. Hatta o Hanımeli çarşısı çok küçük, çok dar. Üstün, büstün de dibinde üstelik dedim. Daha geniş bir platform oluşturulamaz mı? Hülya'm orada mümkün değil. Daha merkezde ama daha müsait bir yerde olamaz mı Sayın Başkanım dedim. Sastoba misafir olmuştu bize. Hay hay tabii olur dedi. Yeter ki bir yer bulalım dedi. Neden olmasın? Hayır demiyor. Her şeye evet diyor. Yeter ki güzel bir teklif gelsin. Zaten ben kadın erkek... Hatta şaka da yaptım ona ben. Hanımeli çarşısı dedim. Benim şirketimin adını çalmışsın. Benim kaç yıldır var Hanımeli temizlik diye dedim. Olmaz. Bunun telif hakkı olacak. Telif hakkı olarak da derneğe erişi yapan, başvuran kadınların ürünlerini orada satma hakkını rica edeyim. Ha, senin dedi. Tamam dedi. Şakalaştık. Telif hakkı istiyorum dedim. Hülya Hanım zaten Sayın Leci zaten bu şehri yönetenler, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız olsun, başkanımız olsun, Sayın Valimiz olsun, ilçe belediye başkanlarımız olsun. Yani kadınlarımızın, zaten ülkenin %50'si kadın. Yani %51'i. %51'i kadın. Yani şimdi
kadınlarımızın seçimlerin artık... Seçimlerin dengesini belirleyen kadınlar ve gençler... Kadınlar evet. ve gençleri yok sayamazsınız. Başınızı mümkün çeviremezsiniz. Değil, mümkün değil. Ancak zaten çevirmiyorlar başlarını da. Biz derneği kurduktan beri birçok belediyeyle birçok çalıştaylar yaptık. Projeleri de hatta şu an Adapazarı Belediyesi'yle yürüttüğümüz bir projemiz de var. Kültür sanat... Mutlu Başkan da bu konuda anladığım kadarıyla çok size duyarlı, çok destek oluyor. Çok destek oluyor. Şimdi açıkçası hangi belediye başkanı veya hangi kuruma gitsek, kurum müdürüne gitsek hiçbir zaman böyle nazikçe hani ağırlayıp da güle güle gibi bir tavırla karşılaşmadık. Aksine teşekkür ettiler bize böyle çalışmalar yapmamız. Biz onlara teşekkür edeceğimiz, onlar bize teşekkür ederler. Duyarlılığımızı çok takdir ediyorlar. Hatta biz Mutlu Başkan'a bir nezaket ziyareti bulunduğumuzda açıkçası bir şey istemede çok utananız. Biz dernek olarak hiç kimseden bir şey beklemiyoruz. Kendi kendimize yetebilir durumda çalışmalarımızı yapmaya gayret ediyoruz. Ancak gücün yetmediği yerler oluyor elbette ki. Söyleyin isteyin dedi. Ben doğru işler yaptığınızı biliyorum. Buyurun dedi. Ne yapabilirim sizin için diye. Tabii biz bunun karşısında da olmadık bir şeyler istemiyoruz hiçbir zaman. Ekrem Yüce Başkanım ne zaman bir ricamız olsa kırmadı. Kırmıyor. Kömüründen, erzağından tutun da başka türlü her şeye hiçbir zaman hayır cevabı almadık. Çok da duyarlı davranıyorlar. Bizim her zaman belediyelerle dernek olarak aramız çok iyi olmuştur. Ama bu onlardan kaynaklıdır tabii. Sakarya olarak bu konuda siz şanslısınız anladığım evet, kadarıyla. Evet çok şanslıyız. Ama o şansı onun için erkek işsizler çok, kadınlar da. Ama o, bakın o dengeyi sağlamak adına biraz da böyle olsun. Yıllarca kadınlar şanssız olmadı. Ya tabii ben hep ben buna şans demiyorum. Şans ve tesadüf inananlar için ayet-i kerimede söylenen bir üzere. Coşkun Beyciğim, şans ve tesadüf yoktur. O tamamen vuku bulur. Yazılmıştır zaten. Bu derneğin bu şansını da biz kendimiz çalışarak yarattık. Dik durarak, çizgimizi bozmayarak bu olanağı sağladık. Kendimize bu şansı biz kendimiz yarattık diye düşünüyorum. Her gün başka bir tarafa kanalize olsaydık, duruş sergileseydik, aynı çizgide gitmeseydik, 6-7 yıldır platform olduğumuzdan bu yana, ki ben 29 yıllık STK'cıyım, engellilerde de böyle duruş sergiledik. Hatta oraya da geçmek isterim. Orada da engellerden yaptığımız bizim federasyonda ve dernekte birçok kalıcı hizmet var şu an yürürlükte olan ve bizim yaptığımızı kimse bilmiyor. Mesela siz biliyor musunuz? Belediye otobüslerinde engelliler binip de istedikleri yere gidebiliyorlar. Bunu kim sağladı biliyor musunuz? Anadolu Engelliler Federasyonu, SAKDER, Sakarya Engelliler Federasyonu, Sakarya Engelliler Aileleri Derneği, Naçizane Yönetim Kurulu Başkanı, ben her ikisinde de kurucu başkanda. Sayın Valimin ricası, Emir Babam'ın ricası federasyonlaştık. Toparla şu dernekleri Hülya'lım dedi. İsmail Gök Beyefendi ile bir akşam bir yerdeyken, dernekler müdürü İsmail Gök Beyefendi ile. Şu an engelliler otobüslere binip de yolculuk ediyorsa tekerlek sandalyesiyle, akül aracıyla bizim ekibimiz sayesinde. Yaya kaldırımına zaten düzenlemeye yıllarca uğraştık. Artı engelli müdürlüğün ilk kurulması için bu gariban kapısında yattı 2 yıl Aziz Duran rahmetle. Yani diyorum değerli dostum, çok da değerli dostumdu. Sasso'da gıda toptancısı olduğu zamanlardan ben de iş kadını olarak o zamanlar biz de gıda toptancısıydık. Aile şirketiydi biliyorsunuz. O zamanlardan ben bu dostluğu dernek için, federasyon için, engeller için kullanıp da engeller müdürünü kurdum. Sonra engeller için alo gel beni al hattı. Düğüne, cenazeye, hastaneye nereye gidecekse elinden burada alıyor, götürüyor, tekrar evine bırakıyor. Bu şekilde hizmetler. Yorgalarda atıl halde servis vardı. Tekerlekli sandalye, akülerleri tamir eden atıldı. Götürdüğünde orada zaten kayboluyordu. Öyle bir keşmekeşlik vardı. Süleyman Dişil zamanında bunu da rica ettik, yaptırdık. Sonra tekerlekli sandalye nedir bu çağda dedik. Akülerce geçelim dedik. Sağ olsun kırmadı akül araç. Sonra toplam tören yaptılar dağıtım için. Sizi göremedik başkan dediler. Siz bunun çaktınız, kibritin meşalesini yaktınız. Ben oradaydım, olsam o törene katılmak için yapmadım ki. Yani aferin almak için yapmadım ki. Kim övünürse övünsün törenden, bana ne. Ben istedim ki engelliler akül araçlara binebilsin. Tekerlekli sandalyeden kurtulabilsin. Ama engel, belediye otobüslerinde gezebilsin. Engellerin de ayrı bir derneği var bildiğim kadarıyla. Dernek başkanı var. Şimdi tabii onlarca dernek var, onlarca dernek başkanı engelleri, var. Engellerle alakalı. Ben de yıllarca da 20 yıla yakın engelli derneği başkanlığı yaptım. Federasyon genel başkanlığı mesela yaptım. Mesela benim arkadaşım Sayın Sinan Panda. Sinan Panda, evet. Futbol... evet, amputenin. Ampute... Evet.
Evet, o da spor hocası, kısmıyla. Spor kısmında spor, yıllardır... Sevgili Sinan Pantay'a buradan selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum değerli kardeşime. Yıllardır mücadele eder. Yıllardır çok mücadele eder. Çok mücadele eder, evet. Yolda ama bu arada bakın, şimdi mesela ne kadar güzel geçmişi hem iade ediyoruz, hem de rahmetli mekanı cennet olsun eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Duran. İşte çok insanlar, iade ediyorum. İnsanlar arkalarında bir eser bıraktığı zaman, evet, yıllar da geçse... rahmetli de olsa anılıyorlar. Bunlar hepimiz da... öleceğimizi bile bile yaşıyoruz. O zaman neden gölde bir su halkası bırakmıyoruz? Neden? Kalıcı bir şeyler yapmaya gayret etmiyoruz. Sen hatta gelinim bir gün demişti ki bana, anne Allah aşkına sen bu derneklere verdiğin performanslı şirkete versen holding olur. Dernek ne oluyor? Yani işte herkesin de bir hayır yapma şekli var. Siz yıllardır, açıkçası. Yıllardır takip ederim sizi bu konularda. 29 yıl. 33 gerçekten, yılda siyaset. Gerçekten müthiş mücadele ediyorsunuz. Ama bitmek bilmeyen bir enerjiniz var. Şunları anlatırken bile ne çok kadar heyecanlandığınızın evet, farkındayım. Gerçekten. Yüreğini koyarak yapmak başka bir şey. Harunisa Gül hanımefendi, Abdullah Gül beyefendi cumhurbaşkanı iken, federasyon genel başkanıyım. Bana bir şilt takdim ettiler Çankaya Köşkü'nde. Ve gönül insanı olarak, engelli olmadığı halde, engelli yavrusu evladı olmadığı halde, engeller için, engeller nesiymiş gibi çırpınan, mücadele eden, o zaman Lokman Ayva görme engelli milletvekilimizdi, Çiğdem Ayva evet, başdanışmanı gelinliydi. Onunla birlikte neler, ne kanun tasarıları, şuna, bilinmeyen o kadar çok yaptığım, böyle yapmaya gayret ettiğim bir şeyler oldu ki, bakın o zamanlar ve gönül insanı şilti takdim edildi bana. Beyazıt Öztürk de oradaydı hatta, manevi kardeşim. Bunların sonucunda benim gurur duymam kendimle çok doğal. Heyecanımı da kaybetmek istemiyorum. Heyecanınızı kaybederseniz zaten çalışma azminizi, isteğinizi kaybedersiniz, doğru, gayretinizi. Çünkü çok da kolay işler değil bakın. Siz iyilik için uğraşırken sizi çelme takıp da düşürmeye, bu işleri yapmamaya çalışan art niyetliler de çıkıyor. Yani hoşlanmıyorlar aslında bazı şeyler. Kadının mesela sahiplenmesi bazılarının hoşuna gitmiyor. Mesela engellilere bu kadar yardım etmiyor, bazılarını rahatsız ediyor. Yani X yerleri, siyaseten demiyorum bunu, siyasetçileri demiyorum asla. Çünkü o kurmuş derneğini başkan desinler diye. Öbürü kurmuş derneği kimseye tövmet altına bırakacak şekilde değil, isim zaten bu şehirde ima ederek değil. Kimisi burada bağış toplasın da hani baksın işine gücüne diye. İşte ben bunlarla da mücadele ettim bir yandan. Tehditler bile aldım. Evde çocuklarım, ailem şahit oldu. Telefonuma gelen tehdit mektupların, tehdit mesajlarından. Düşünebiliyor musunuz? Bu işler o kadar da STK'da yönetici olmak o kadar da kolay. Ama hakkını yaparak, hakkını vererek yaparsanız kolay değil. İş tehdide kadar varabiliyor zaman zaman açıkçası. Ya şimdi tabii ki bu şehirde... Rant da sağlayanlar var bundan çünkü. Doğrudur tabii. Üzülerek söylüyorum bunu. Engelli ve kadını istismar ediyorlar üzerinden. Rant sağlıyorlar. Bu da çok çirkin. Ben bunlarla da mücadele ediyorum. Evet, gerçekten. Sadece yani yardım amaçlı da çalışmıyorum. Bunların da mücadelesini yapmaktayız ekiple beraber. Her ben dediğimde dernek adına, ekip adına söylediğimi biliniz lütfen. Tabii estağfurullah. Affınıza sığınıyorum ben dediğim için. Şimdi tabii ben burada konuyu biraz daha böyle açalım istiyorum. 8 Mart, dün 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Ama tabii burada Türkiye'de 1934 hatırladığım kadarıyla 5 Aralık olması lazım. Yanlış söylememeye çalışıyorum. Seçme seçilme hakkı 5 Aralık'ta. Atatürk'ün tabii Mustafa evet, Kemal Atatürk'ün. Evet. Bizden o yıllarda 1930'lu, 35'li, 34'lü yıllarda çok önde olan İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinden dahi önce Atatürk kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kesinlikle dünyada ender liderler. Fransa gibi bir ülkede evet, bile yıllar sonra verildi. Yıllar sonra hak verildi. Mesela seçilme ben hakkı, bırakın seçme hakkı bile yoktu. Coşkun Bey'cim lafınızı kesiyorum, doğru, özür dilerim. Bırakın seçilme hakkını almalar efendim. Seçme hakları yoktu. Hatta o ülkelerde batılı, medeni olduklarını iddia eden batılı eden, ülkelerde evet, iddia ediyorlar. Medeni asla değil, medeniyeti bizden öğrendiler aslında. Oy kullanacakların sayımı yapılırken seçim öncesi oralarda, affedersiniz özür diliyorum, ahırdaki besledikleri hayvanlar sayılmaktaydı, kadınlar sayılmamaktaydı. Anlatabiliyor evet, muyum? Burada da... Ama bizim Türk kadını bu konuda çok şanslı. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider yani... kadınlara
her şekilde sahip çıktı ve onu göklere yüceltti. Yerlerde sürünmeye layık değilsin dedi. Sabiha Gökçen de ilk kadın pilotumuz yaptı biliyorsunuz. Evet. Bu kadar şanslıyız ama bu şansımızı çok doğru kullanmalıyız. Ama şeyde Türk toplumunda özellikle yani son 60-70 yıldır ben daha öncesini ancak kitaplardan okuyoruz biliyorsunuz. Yani. Kadınlarımıza gerçekten değer veriliyor. Ama şu kadın cinayetleri, bu kadınlara karşı istenmeyen şeyler. Cinsel istismar, namus cinayeti, köle cinayeti, bunlar artık gerçekten çok üzücü boyutlara vardı. Her gün haberlerde. Ben bunu da şuna bağlıyorum. Geçen ay mesela 29 kadınımız cinayete kurban gitmiş. Evet. Yani şimdi bunu önleyici, caydırıcı tedbirler yok hukuksal boyutta. Hukuksal olarak çok bir cezai bir işleme maruz kalmıyor. Korku yok. Devletten, hukuktan korku yok. Tabii bu hukuksal düzenlemeler yapılması ivedilikle gerekiyor. Bu bir. Bunlar için bir çalışmalarınız var mı? Sizin bu... Doğru Yol Partisi iktidarken benim bu tür çalışmalarda fikir babında önerilerim Sayın Bakan abilerime olmuştu tabii ki. Zaten o son düzenlemeler de... Yine şeyler ağır. Aslında cezalar ağır. Gerçi bazen işte... Ama sarih maddeleri var Coşkun Beyciğim. O sarih maddelere binaen az cezayla kurtarabiliyor. Rızası vardı diyor. Mesela o korkudan konuşamıyor bile. Konuşmaması, bağırmaması, yardım istememesi rızası vardı anlamına geliyor. Biliyor musunuz? Biliyor musunuz derken mecazi anlamda söylüyorum. Tabii ki biliyorsunuz. Sarih maddeleri kullanarak az cezayla bir de en ağır şey de dün kızımla da bu sohbeti yaptık. Çok iğrenç bir durum. Çok özür dileyerek bunu ifade edeceğim. Tecavüz edenle hapse girmesin diye o kızın da namusu iki paralık olmasın. Niyeyse mahalle baskısı böyle bir şey var. Onun için tecavüz edeniyle evlendiriliyor. Çok çok. O kızlar, kadınlar. Bu örnekler çok yani. Yani Allah aşkına bu nasıl bir şeydir? İşte bunu biz nasıl önleriz? Ceza var ama cezayı önlemek için bu şekilde bir minareye kılıf bulunuyor. Ben... Yine ceza almıyor. Hatta bir de özür diliyorum tecavüze uğrayan kızlarımız, kadınlarımız cezalandırıyor. O adamla ömür boyu. Bir de hamile kalırsa kürtaj hakkı tanınmıyor. O çocuğu dünyaya getirmek durumunda kalıyor. Bu da yanlış bana göre. Dünyaya getirmek istiyorsa getirsin elbette ki. Mutlaka kürtaj olsun demiyorum. Elbette ki ama ancak o kişinin kadının tasarrufunda olmalı. Hayır ben bu travmayı atlatamıyorum. Bu çocuğu da istemiyorum. Bana kötü anılar. Yani çok kötü bir durumda. Ben bunu aldırmak istiyorum dediğinde devlet buna izin vermeli. Kürtaja karşı biriyim. Aslında dinen. Ama olaya dinen bakmıyorum. Sosyal yara olarak bakıyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Açıkçası, iki kız babası olarak. Değil mi? Evet. Şimdi siz de kız babasınız, ben de kız babasıyım açıkçası. Gelinim de bir kızım. Ben şimdi şöyle bakıyorum. Bu nasıl sorun nasıl çözülür? Yıllardır Türkiye'de yarayan bir kanası. Kanadır. Evet. Evet. Bunu nasıl çözebiliriz? Ben hep şunu söylüyorum Hülya Hanım. Eğitim. Şimdi ağzımı aldınız. Ben dedim ya iki şıkkı var bunu düzeltmek için. Bir hukukta düzenlemeler. Ben de oraya girecektim. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Bizim derneğimizin felsefesine geldiniz çünkü. Bizim derneğimizin ana felsefesi şu. Sloganımız bu. Bu sloganla yola çıktık. Hala da o sloganın arkasındayız. Eğitimli kadın eşittir eğitimli toplum. Kadın eğitimli değilse evde okuma hakkını önce erkek çocuğuna veririz. Ben klişe her yerde bunu söylerim her zaman. Okuma hakkını önce erkek çocuğuna vermek istiyor. Bir anne bile ebeveyn olarak. Yemeğin iyi yerine oğlum gelecek, geç gelecek, iyi yerine ona saklayayım diyorsa evde bile kız ve erkek evlatların arasında ayrımcılık, ötekileştirme yapıyorsa bir de kendisi dayağa razı gelip de ekonomik özgürlüğüm de yok. Ben kocama razı olayım dediyse kız evladı da onu görüp o şekilde bir kadın olmayı örnek rol model görüyor anneden. Evlat da babasının dövüp de annesini çıkartmadığı nokta yarın karısını dövme hakkını kendine görüyor. Dövdüğü zaman karısı sesini çıkarsa benim anam yıllarca dayak yedi sesini çıkarma sana ne oluyor diyor. Bir de nedir gittin koca evinden kefenle çıkarsın ancak. Ama artık o şeyler yani, kalmadı. Ben son 20 yıl özellikle son 20 kalmasın zaten. Bizim çabamız da kalmasın. Yok, benle diye, kavga etme. Benle kavga etme. Ben kalmamasından yanayım. Kalmasın zaten. Tabii ki kalmasın. Ama ben şimdi bu neyle oluyor? Bunun için mücadele ediyoruz. Biz feminist falan değiliz. Çok daha terkili aile çocuklarıyız. Sevgili Hülya'cığım, şimdi bu neden kaynaklanıyor? Neden eğitim diyorum ben? Ki siz de aynı görüştesiniz. Çünkü eğitimli toplumlarda kadınlarımız
başarılıdır. Kim ne derse desin. Ben şimdi benim dükkanıma gelen üniversite öğrencileri, özellikle ortaokul, lise öğrencileri, kızlara ben hep şunu söylüyorum. Bakın kızlar diyorum, okuyun, okuyun, okuyun. Okuyun. Çünkü ekmeğinizi elinize alın. Ekonomik özgürlüğünüz olsun. Ekonomik özgürlüğünüz olsun. Evet. Ha, eşiniz sizi çalıştırır veya siz çalışmak, o ayrı bir konu. Ama hayat o kadar acımasız ki bir gün o bilezik, kolunuzdaki bilezik size kesinlikle lazım olacak. Fiil tarihinde ben çalışmak istediğimde 17-18 yaşlarında babam dedi ki koskoca Fuat Bey'in kızını ben çalışıyor dedirtmem. Ya dünya malı var, mezara mı götürecek, bir de kızını çalışıyor dedirtmem. O, ki bağnaz bir insan değildi, siz de az çok babamı evet, tanıyorsunuz. Biliyorum, çok mi? Aydın, ileri görüşlü bir beyefendiydi. Ben çalıştırmam kızımı dedi. Okumak deseniz okumaya da terördü, şuydu, buydu. Ben üniversiteye yollanmak isteyip de yollanamamış biriyim. Okutmak ağayımı okutmak isteyip de okutamadığı bir evladım. Sonra ne oldu yıllar sonra eşimle ayrılma sürecinde? Ortada kaldım. Ben bu yılları da yaşadım. Her yerde söylüyorum, işte yüksünmüyorum bundan. Eğer babam zamanında hadi okumam olamadı, terördü, şuydu, buydu diyelim, İstanbul'larda terör var, yollayamam dedi, burada üniversite yok. Haklı bir baba olarak kız evladını korktu. Yani mezara vermektense evde otursun dedi. Hiç olmazsa o yanlış bir egoyu yapmayıp da ya benim ihtiyacım mı var, bir de çalışıyor diyecekler, beni ayıplayacaklar deyip de demeseydi, çalışıyorsaydım. Ki beni herkesi işe koyan bir Fuat abiydi, babaydı, herkesin babasıydı. Beni de öyle bir o şekilde şey yapsaydı, ben eşimle ayrılığında mağdur olur muydum sizce? İyi de demokrattı bildiğim kadarıyla. Çok iyi demokrattı. Adalet o zamanın partisi. Sıkı demokrattı. Adalet Partili, rahmetli Süleyman Demirel'in. Evet, dedemin evinde kahve içmeden Adapazarı'na usulca gelirdi, makam arabasıyla değil, sivil arabayla. Dedem de kahvesini içer. Dedemin evinde bir adet vardı zaten, aç mısın diye sorulmazdı. İlçelerden gelenler, adaya gelip de hani ağanın evine uğrayanlar, işi olup da bir ricası. Çünkü ocak başkanıydı ya Demokrat Parti'de, de babası da Bahçıvancı İsmail Ağa'nın oğlu. Yani işi aşı olan her şey, herkes dedeme gelirdi. Dedemin babasına da gelirmiş. Hiç aç mısın diye sorulmazdı. Sofralar kurulurdu zaten hemen, siniler koyulurdu. Bir de gelen misafire kaymakam da geldiyse, o da yemekteyse mesela, o gelen kaymakam var bu odada yemekte, sen öbür odada git ye denilmezdi. Bu arada, öyle bir insandı, aynı sofraya o da oturuyor, o da insan, o da insan derdi. Bu arada yani. Demokrat Adalet Partisi reklamlarında izlemiş evet, olduk. Evet, evet, gururla. Evet. Onun için babam da bu terbiyeyle büyümüş bir insandı. Onun için okumamak gibi bir şey, bağnazlığı yoktu. Şartlar gereği okutamayıp da, ama bir işte yanlışı oldu. Herkesin kızını, oğlunu memur koyarken beni işe yerleştirmedi. Sonra yıllar sonra eşimle ayrılırken ne oldu? Ortada hiçbir şeysiz titeber kaldım. Oğlum hadi büyüktü, kızım küçüktü. Anneciğim vardı, o da rahmetli oldu. Ayrılma sürecimde, daha ayrılma hukuksal boyutta evli ama ayrı yaşarken. Ne yıllar geçirdim, ne zor yıllar geçirdim. Hani diyorlar ki Zümrüt Doğan Kalki kuşu gibi küllerinden yeniden doğdun. Doğdum ama nasıl doğdum? Ömrümden ömür gitti. Evlat bir de yanında, kız evladı. Ben bu günlerimi hiç unutmam. Onun için gelinimi de kızımı da döve döve üniversite okuttum. Mecazi anlamda döve döve elbette ki. Tabii ki canım, mesela. Mecazi anlamda. Gelinim karnı burnunda dershaneye gitti. Dershaneye gidiyor diye oğlum ona araba aldı, rahat rahat gitsin gelsin diye. Yani açıkçası yani biz şunlar, bu kadar okumaya, okutmaya yani, kız çocuklarına önem veriyoruz. Neden? Çünkü toplumda öğretim önemli. Ancak bu öğretime tamam, anlaştık, aynı fikirdeyiz Coşkun Beyciğim. Ancak bunun yanı sıra bir de eğitim var. Herkes okuma şansına haiz değil ama okumakla da her şey olmuyor. Her şey değil okumak. Hani para her şey değilse okumak da her şey. Diploma sizi bir alanda profesyonelleştirip meslek sahibi yapıyor, meslek edindiriyor. Kariyer yaptırıyoruz, akademisyen yaptırıyor. Ancak eğitim farklı bir şey. Eğitim derken kastım bile, insanın bakış açısı, onlara, duruşu, pardon, hayata. Onlara bir de Hülya'cığım, bir de o eğitim derken o kadınlarımıza, özellikle emekçi kadınlarımıza iş alanları sağlamak. Tabii. Şimdi bizim derneğimiz onlara da uğraşıyor. Oraya işte, uğraşıyor, gidiniyor. Şimdi oraya geleceğim. Evet. Sizin şimdi Toplumsal Dayanışma ve Kadın Gelişim Derneği, örneğin atıyorum ilkokul mezunu bir bayan, çok iyi bir aşçı diyelim, örnek veriyorum, sizin derneğinize başvurdu. Evet. Ben
bir yerde çalışmak istiyorum. İşte benim CV'm de budur. Ben iyi bir aşçıyım dedi. Siz bu emekçi kadını, paraya da ihtiyacı var. Tabii paraya ihtiyacı olmayan, yani herkesin paraya ihtiyacı var. Ayrı bir konu ama. Herkesin var. Mesela bu derneğiniz, sizin derneğiniz bu emekçi kadına nasıl destek oluyor? Öncelikle tabii ki o çok acil ihtiyacı gideriliyor. O ayrı tabii ki. Ancak süreklilik arz edecek şekilde balık oltası hediye etmek adına kendisine iki seçenek sunuyoruz. Serbest kadın girişimci mi olmak istersin yoksa bir yerde maaşlı sigortalı çalışmak mı istersin diye soruyoruz. Evet. Eğer yok ben ahçılığımı kendi ufak minik bir semt lokantasında veya böyle butik tarzı bir pastanede bir şey de yapmak istiyorum derse hemen diyoruz KOSGEB belgeni alalım. Kadın girişimci ol, iş yerini aç. Güzel güzel senin yanında çalışın. Çünkü devlet yanında çalışını da bir yıl sigortasını ödeyip maaşına katkıda bulunuyor. KOSGEB bu konuda çok duyarlı. Duyarlı evet. Değil mi? Duyarlı. Eskiden daha da duyarlıydı. 2 yıldır daha biraz aşağı indi. Ama o da yeterli mi? Evet. Ben şu an bu tarz bir iş yapacak olsam KOSGEB belgem de var ama kullanmadım. Gereksinim olmadı. Ama bu belgemle ben şimdi hemen iş kurmak için bana al şu parayı diyor. Ama büyük holding kuracaksan üstünü sen tamamlayacaksın diyor. Ama normal resmi literatürde vergi dairesine kayıtlı iş yeri açman için senin nakit ücretini veriyor. Yanında çalıştıracağının da bir yıllık maaşını ve sigortasını 1/4'ünü zannedeyim. 2/3 diyeyim daha doğrusu. 2/3 yanlış oldu. Karşılıyor. Alın size buyurun. Eskiden bir de sermayesini falan da veriyordu. Ancak Halk Bankası da zaten bu tür sermayede bir yıl ödemesiz sonra da çok çok minimum faizli kadın girişimcilere faizler faizsiz krediler vermekte. Biz buna da yol gösteriyoruz. Tabii krediyi de çok da yönlendiriyoruz. Hani başaramazsa ödemekte acze düşerse onu da çok da tercih etmiyoruz. Ancak esnaf olduktan sonra da esnaf kefalet kredi kooperatifinden de kredi alabileceklerini ifade ediyoruz. Bu yolu gösteriyoruz. Yok ben bu yolu istemiyorum diyorsa bir yerde sigortalı çalışayım emekçi olarak. Aşçılığımı yapayım diyorsa o zaman İşkur'a gidiyoruz. CV'sini hemen yanında gidiyoruz. İsim vermeyeyim şimdi orada çok değerli insanlar var. Müdür zaten Tekin Kaya ben Beyefendi. Ben bilirim kendisi. Hüseyin Keskin ondan önce. Çok duyarlılar. Buradan onlara çok teşekkürler ediyorum. Hiç kırmıyorlar bizi. Bir de gitti İzzet İkram'da da kusur bırakmayıp da ağırlıyorlar. Çok teşekkür, yüreğimizi ağırlıyorlar, yüreğimizi. Hemen orada CV'sini verdirttiriyoruz. Uygun işler, doküman çıkıyor. Bak bunlar. Git görüş diyoruz. Hemen oradan da arıyorlar, yolluyoruz görüş. O şekilde iş beğen. Genelde İşkur üzerinden mi yapıyorsunuz? Ama şöyle, mesela bazen de derneğimizde şöyle mesela bu sezon başında yurtlar yeniden açılacağı zaman bana 4-5 kişiye yurt sahibi başvurdu. Birine yardımcı olamadım. O da en kardeşim dediğim yakın olanıma öbürüne yardımcı olabilmiştim. O diyor ki ben yurtta orada burada böyle hani gündüzse akşama kadar sigortalı çalışabilirim diyor kadın. Emekçi kardeşimiz. Yurt sahibi diyor ki gelip burada diyor hemen çaya bakacak. Hemen lavaboları bir göz gezdirecek. Ortada böyle ayak işleri yapacak. Böyle birini arıyorum. Ya da hemen çıkan ufak tefek yemek şirketinden gelen yemekler yenip gittikten sonra böyle ıvır zıvır ufak tefek kalırsa o bulaşıkları yıkayacak. Ya da işte yukarıda yatakların temizliği odalarda çarşafların değiştirilmesi şu bu. Makineye atacak, çıkınca ütüleyecek gibi talepler. Bana bu başvuran kadınlarımız var, emekçi kadınlarımız var böyle iş aradığını. Bunlar sizin derneğinize mi başvuruyorlar? Tabii. Evet. Oradan da ben arıyorum böyle bir kadın. Emekçi diyor. Biz bunları tanıştırıp ona kefil oluyoruz. Birbirine kefil oluyoruz. O şekilde birçok kişi bu şekilde iş istihdamı sağlandı. Sevgili Coşkun. Evet gerçekten. Çok mutluyuz. Evet gerçekten. Dualar yeter. Yani geçen belediyede bir sorunu vardı. Bir hanımefendi bir sorun şey yaptık. Ne yapayım ben senin için? Hiçbir şey dedim. Yani ben bir şey bekleyerek yapmadım. Teşekkür bile beklemiyorum. Dualarım o kadar çok ki dedi. İşte o dualar bana ve evlatlarıma
Evet. Yeterli kafi. Yani sizin derneğe bağış yapmak istediğinde bile hayır diyoruz. Senin bağışını içimiz yapmadık. Olmaz. Peki bu derneğin giderlerini, masraflarını nasıl karşılıyorsunuz? Derneğin giderlerini biz kendi yönetim kurulu kendi aramızda ne yapıyoruz? Mesela atıyorum. Kaç üyeniz var Hülya Hanım? Yani 100'e yakın. 100'e yakın. 100'e yakın ama algıda seçiciyiz. Hatta Sayın Valim İrfan Balkanlıoğlu, Yusuf Alemdar, Mutlu Işıksu gelmiş ziyaretimize. Tümen Komutanı, Başsavcı, Cumhuriyet Başsavcısı falan. Mutlu Işıksu o zaman başkanım Mutlu Işıksu Başkanım, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü idi. Belediye Başkanı değildi. Evet, bu yıllar biliyorum. Önceden bahsediyorum. Hatta o gün benim, ertesi gün doğum günümdü. Bir gün önce doğum günümü de kutlama nezaketi gösterdiler. O gün dedi ki, Hülya Hanım kaç üyeniz var? Efendim şu kadar. Ondan sonra, Allah Allah sizi Adapazarı'nın yarısı ahbap, yarısı akrabası dedi. Ben her yerde Hülya Hanım'ı duyuyorum gittiğim yerde, siz yokken bile. Bir geliyorsunuz dedi, her yer karışıyor, size yer bulmaya protokole çalışıyorlar. Siz arkada oturtulmuyorlar. O kadar seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz da niye derneği bu kadar az üye? Efendim biz algıda seçiciyiz dedim. Çok kişinin olduğu yerde çok seslilik oluyor. Çok seslilik demokrasi, o ayrı. Tabii ki ben Demirel'in kızı olarak demokrasiye karşı olabilir miyim? Elbette ki biz demokrasi için çarıklarımızı giyip sahalara indik konuşan Türkiye diyor. O ayrı. Ancak ve ancak çok farklı renkte, karakterde, duruşta insanların bir yere geldiğinde o kadar nahoş şeyler olabiliyor ki. Kimisi çıkar için, kimisi mevalı, kimisi şu için, bu için bunu bilmeden, tartmadan, ölçmeden alamazsın. Hatta ölçüp tartıp aldığımız halde yanıldığımızı, yanılgıya düştüğümüzü görüp de kibarca uğramaya çalışıyoruz. Kırılıyor, güceniyor, feveran ediyor. Hani yani onun için algıda seçici olup da az üyeyle yol almak önemli. Peki, olan. Peki bu burada... Yönetimimiz zaten 7 kişi. O 7 kişi kendi aramızda şunu yapacağız, bu etkinliği yapacağız. Bunu atıyorum 7.000 lira gerekiyor. 7.000 lira gerekiyor. Hemen atıyorum. Benim cebimde 2.000 vardır, 2.000 lira koyuyorum. Öbürünün 4.000 lira vardır, 4.000 lira. Öbürünün 100 lira vardır, 100 lira koyuyorum. Peki iş adamlarından... Hiç gidip istemedik. Hiç böyle destek almıyor. Mesela atıyorum bu... Kendisi veren 2 kişi oldu bugüne kadar. 7 yıldır 2 kişi kendiliğinden verdi. 2 kişi verdi. Çok çok fazla bir isimleri söylemeyelim. Yok, hayır ismini söylemiyorum. Aslında söylemek isterim. Elektrobüroslu ama yine de isim söylemeyeceğim. Çünkü yok zaten söylemeyeceğim. Bir kişi bir yere yardım etti. Söyleseniz de söylemem. Arkasından 30 kişi o iş adamının kapısını çalıyor. Aa evet evet. Ama onun dışında mesela kooperatifleşmeye karar verdik. Onu da anlatacağım birazdan gurur duyarak. Çok mutlu olarak anlatacağım. Kooperatifleşme için de bir hesap gerekti. Para orada kaynak toplanacak. Bir de bağış yapmak isteyen birkaç kişi de kent şurasından çıkışta bir kahve içeriz bizim geleneğimizdir orada. Ben derneğe bağış yapacağım Hülya abla bir an numarası bana WhatsApp'tan atar mısın? Hemen orada otururken. Bizim dernekten de 3 kişi vardı benden başka. 4 kişiydik dernekten. Kent şurasında da onlar var. Ondan sonra bizim hesap numaramız yok oğlum dedim. Abla nasıl olur dedi. Bu kadar kurumsal bir dernekte hesap numarası mı olmaz? Yani bağış toplamıyoruz ki dedim. Sonra kooperatif için gerekince mecburen araştırdık. İnanır mısınız hesap numarasını daha bir yerde lanse etmedik. Daha kimse bilmiyor hesap numaramız olduğunu. Biz işimize gücümüze gerektiği için o hesabı açtırdık. Ve hala kimse bilmiyor. Hiç kimseden gidip para istemiyoruz. Bizim istediğimiz iş arayan kadınlarımıza iş olanağı tanısınlar. Hukuksal boyutta evliliklerini kurtarmak için danışmanlık Hüseyin Baltan'ın tanıtım referans şirketi bizim derneğimize seminerler veriyor ücretsiz. Hatta dernek yeni kurulunda her hafta veriyordu. Sonra onlara kişisel danışmanlık, kişisel gelişim danışmanlığı da ücretsiz veriyor. Ayrıca iş başvurusu için bir yerlere iş bulmak için de yardımcı da oluyor. Onun özel şirketi bu işleri de ilgilenen bir şirket. Gamze Hanım'a da buradan sevgilerimi iletiyorum. Onun ofis müdürü sağ kolu. Çok yardımcı. Bir de bizim yönetim üyelerimizin çalışan şirketindeki çalışanlar da bizim derneğe gönüllü yardımcı oluyorlar. Bu şekilde onları eğitiyoruz, ediyoruz. Evliliklerindeki sorunları gidermeye çalışıyoruz. Psikolojik destekle, yardımla. Gene olmuyorsa da, ayrılmaktan başka çare kalmıyorsa da hukuksal destek sağlıyoruz. Ücretsiz hukuk desteği veren avukat dostlarımız var açıkçası. Yani bir kadın yardıma ne noktada ihtiyacı varsa her noktada yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Öğrenci kızlarımıza burs veriyorduk yakın zamana kadar. Sonra online sisteme geçirince o bursları iptal ettik. Bu sene tekrar başlayalım dedik. Aman Allah'ım zaten kendi bütçemiz kendi yarattığımız bir bütçe. Bir yerden bir bağış almıyoruz. O kadar çok isteyen var ki yetişemiyoruz. Çünkü bizim güzel oranlarda burs verdiğimizi bildikleri için herkes istiyor.
Herkes istiyor, herkes istiyor. Biz herkese yetişmek istiyoruz. Bu noktada da bu sefer derneğin geliri yok. Kendi cebimizden de belli bir ölçüde. Ben çocuk okuyorum, iki üniversite birden okuyor. Ayakları üzerinde duran bir kadın girişimciyim. Öbürü şirkette kazanan çocuklara mı yedirsin, derneğe mi yedirsin? Bu şey, öbürü emekli hanımefendi mesela. Yani onun için buna bir hal çaresi derken, ne yapalım, ne edelim derken işin içinden çıkamadık. Borsaya açılın. Borsaya açılalım, evet. Borsaya açılın, biraz para toplayın. Evet, şimdi kooperatifleşmeyi başarırsak oradan derneğin bütçesi oluşacak. Biz kendimiz hiç kar almayacağız. Derneğin karı olacak. Dernekte bir havuz olacak. O kooperatifleşmeyi de heyecanla anlatmak isterim. Peki Sakarya'da sizin evet. gibi başka dernekler var mı? Elbette yani? Vardır. Ha. Olmaz mı? Vardır elbette ama iyileri de var, kötüleri de var. Burada söylemeden geçemeyeceğim. Ancak bizim çalışan da elbette vardır. O kamuoyunun takdiri. Ben şimdi burada şu dernek iyi çalışıyor, bu dernek kötü çalışıyor. Hayır, başka diyemem. Ben bilmediğim için diyemem. Soruyorum yani. Yani kadın derneği, kadın konulu dernek hiç yok. Ama kadın derneğim diyen bir iki dernek var. Yani ama onların derneği kadın derneği gerçekten. Biz kadın derneği olmakla beraber çok da olmuyoruz. Çünkü biz toplumsal dayanışma yapan bir ekibiz. Peki, konumuz kadın. Eskiden engelliydi, şimdi kadın. Konumuz. Evet, konunuz. Yani siz konumuz sadece kadın. Bir şirket kuruyorsunuz, şirketinize diyorsunuz ki ben gıda toptancısıyım. Ya da siz diyorsunuz ki ben kırtasiyeciyim. Manifaturacı değilim. Mesela. O şekilde bizimki. Yani sizin yaptığınız benim anladığım onlar kadarıyla onlar sadece kadınlar bir araya gelip de çalışıyorlar. Biz toplumun her kesiminden bir araya gelip de çalışıyoruz. Ama aradaki ayrıştırma bu. Ama bizi ayrı farklı kılan. Konu onların da konusu kadın. Kadın derneği ama onlar sadece kadınlardan mütevelli yönetim kurulu ve üyeleri olduğu için kadın derneği oluyorlar. Hiç erkek yok. Sizde erkek var mı? Var. Hatta bir ara erkeklerin sayısı daha fazlaydı kadınlardan. Ne oluyor dedik. Yani erkekler çoğunlukta toplumun aynası oldu dernek dedik. Güldük hatta. Peki sizin derneğe başvuran atıyorum erkeklere de yardımcı yani iş arayan erkek vesaire yardımcı oluyor musunuz? Tabii yardımcı olmalıyız. Neden? Çünkü kadın evde mağdur. Gene bir kadına dokunmuş oluyoruz. Ama toplumsal dayanışma ve Kadın Gelişim Derneği'nde zaten erkekler de gelip bizden iş istemiyorlar da. Erkeğin ne işi var Allah'ını yani, seversen. Değil mi? Yani. Zaten hayır gelmedi şimdiye kadar. Erkek olup da iş arayan zaten gelmiyor. Hep kadınlar geldi. Tabii canım. Çünkü toplumsal dayanışma ve kadın gelişim derneği. Erkekleri sokmam bile derneğin içinde. O kadar kadının içinde. Yok o zaman ama kadın ayrıştırma, ötekileştirme. İşte bak, cinsiyet ayrımına giriyor. Erkek ama yönetici, erkek erkek yöneticimiz var ona dernekte. Ona hiçbir itirazım yok. Evet. Ama sizin derneğin asıl amacı kadınlarımız. Ama şöyle mesela geçenlerde sezon başında öğrenci bursu için böyle o toplantıda farklı, konuştuğumuzda o farklı bir şey ama. Mesela bir hanımefendi yönetim kurulu üyesi kadın arkadaşımız dedi ki benim İzmir'de okuyan dedi erkek yeğenim var. Gerçekten ihtiyacı var dedi. Arkadaşlar dedi ki hayır hangisine yetişelim? Biz dediler kız öğrencilere burs veriyoruz. Kesin kuralımız var. Bu kuralı esnetemeyiz. Sonra özel olarak bana dedi ki başkanım yani ne olur o çocuğa yardım etsek. Dedim görüyorsun yönetim kurulunun düşüncesi bu. Ben başkanım ama benim de bir oyum var. 7 kişinin 4'ü ne derse o oluyor. Yani o 4 kişinin içinde ben olmasam da 3 kişinin içinde kalınca da gücüm yetmiyor. Ama sen başkansın dedi yani bunu dikte etsen o zaman demokrasiden uzaklaşıyor dernek dedim. Yapamam ki. Yani mesela bizim dernekte yönetim kurulu çoğunluğu bu kararda. Biz kız çocuklarına kadınlara yönelelim. Erkeklere zaten her yerde sahip erkek dayanışması var diyorlar zaten. Bence, kadın dayanışması yani. Bence de mesela yok. Şimdi rahmetli şimdi kadınlarımız denince benim aklıma ilk gelen isim doktor rahmetli Türkan Saylan. Mesela evet. O şimdi, ekoldür zaten. Ekoldür şimdi o. Ne yapmıştı Türkan Hoca rahmetli? Yıllarca özellikle Doğu ve Güneydoğu'da okumak isteyip de okuyamayan kız çocuklarına sahip çıkmış. Bizim gibi diyor işte. Milyonlarca. Biz de onun gibi. Bizim gibi değil, onun gibi diyoruz. Eğitim. Özür dilerim. Milyonlarca kız çocuğunu okuma kapısı açmış. Mesela bugün ben Türkan Saylan'ın bir hayatını okuduğumda yıllarca Güneydoğu'da doktorluk yapmış. Evet.
Oradaki kız çocuklarını maaşını harcamış oraya. Öğretmen olmuşlar, o olmuşlar, doktor olmuşlar, mühendis olmuşlar vesaire vesaire. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ni de kuran kendisidir biliyorsunuz. Evet. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Ama dedik ya, siyasi görüşü herkesin bir tarafı olacak. Siyasi görüşü beni fazla ilgilendirmez. O beni ilgilendirmez. Şimdi ben mesela sizin derneğe yeni olsam sadece kız çocuklarına sahip çıkarım. İşte öyle yapıyoruz biz de şu bence an. Doğrusu bu. Evet. Öğrenci bursu kız çocuklarına veriyoruz. Erkekler nereye giderse gitsin bana ne. Yani. Çünkü sizin yok bana derne... ödeme şansımız yok ama bütçemiz müsait değil. Yok ben bütçe, küçük, senin gibi bütçe... kibar konuşmam. Yani... Erkekler de gitsin atıyorum belediyelere gitsin. Iş sen her zaman gitsin. Kibar bir insansın da. İş adamlarına gitsin. Çünkü sizin derneğin amacı kadın gelişim derneği. Aynen. Kız çocuklarının kadına dokunmak. Kadına dokunmak. Evet. Ki bu konuda da çok zaten erkek de başvuruda bulunmuyor bir iş bana bulun zaten diye. Bulunursa zaten gelmiyor. Gelirse de ne yaparız? Artık ayrıştırmamak, ötekileştirmek, belediyelere eşitsizliği yapmamak size... adına da bilmiyorum bir naziklik yapar mıyız bilmiyorum artık ama hiç öyle bir şey yaşamadık. Yani, hep kadınlar geldi. Bence tabii ki bu imkanlarla kısıtlı bütçenizde vesaire. Evet. Benim tabii nacizane düşüncem kadın gelişim derneği olduğunuz için kız öğrencilerine, kadınlarımıza destek vermeniz çok çok mükemmel bir şey. Onu yapmaya gayret ediyoruz. Ben dediğim gibi eğitim. Yani ben kız çocuklarının okumasından yanayım. Kız çocukları kesinlikle. okuyacak. Kesinlikle. Siz de bunun mücadelesini verdiniz. Verdim. Ben de verdim. Hem de nasıl verdim. Ne zor şartlarda verdim. O kadar yani. Şimdi... Çok kıvançlıyım bu noktada. Topluma evet. Bir bireyi kazandırdım. Yani... Eğitimli, donanımlı bir kadın bireyi kazandırdım diye. Çok onurluyum. O noktada hiç taviz veremeyeceğim. Ama şöyle bir şey. Bu gayretlerimin sonucu Ece Özçelik Yıldız gibi parladı Sakarya'da. Biliyor musunuz birçok yerde benden çok seviliyor, saygı görüyor. Kıskanıyor muyum? Hayır. Gurur duyuyorum. Tabii insan bunu evladım, ben başardım. Bu benim emeğimle, gayretimle olduğunu kendi diyor. İnsan evladını kıskanır mı? Yok asla. Yani. Olur mu öyle başarısıyla, şey? Hayır, mecazi anlamda konuşmalarım vardır. O tarzda konuşun. Biliyorsunuz siz benim başarısıyla yapamam. Başarısıyla gurur duyarız biz. Baba hatta olarak, bir yerde, anne olarak. Ne kadar sen başka bir şeysin dediklerinde anneme borçluyum diyor. Ben ağlıyorum. Gözlerinden yaş akıyor. Diyor ki ben anneme borçluyum. Şu halimi, her şeyimi anneme borçluyum. Bu nasıl güzel bir şeydir ki? Evlat yetişmiş, yetiştirmiş, emek vermişim. Karşına kıymet, kadir kıymet biliyor. Farkındalıkla bakış açısı, olaya bakıyor. Ben belki onun yerinde olsam diye beni yetiştirirken de bu kadar başarılı olmazdım. Bir de benim gibi diyor, biraz da diyor hani almaya, hani her annenin dediğini almaya da biraz çok daha hani uyumlu, ılımlı değil. İnat şey bir çocuk değil, asi bir çocuk değil. Asla öyle olmadı. Çok ipek gibidir ama kararlıdır. Ne istediğini bilendir. O anlamda. O öyle olması da güzel bir şey elbette ki. Onun için o tarzda, o duruşta, o bakış açısında, o donanımda bir genç bireyin bana öyle söylemlerde bulunması beni çok mutlu ediyor. Tabii ne kadar güzel. Bir anne olarak evladınızla gurur duyuyorsunuz. Evet. Ki okudu bildiğim kadarıyla mimar oldu. İç mimar oldu. Bir yandan da iş güvenliği sağlığı okuyor İstanbul Üniversitesi'nde. Bir anne olarak bundan mutlu olunabilir mi? Bir de yani... Medipol gibi zor. Orada mimarlık fakültesi gerçekten çok zor. Medipol'de çok sıkı bir eğitim. Hocalar çok üst noktada. Onlardan da not almak hemen hemen imkansız. Hatta Mutlu Işıksu Başkanım bir projesi için ona doneler vermişti. Belediyenin arşivinden istemişti proje yaparken. Sonra sonucunu mutlaka dedi. Projeni bana mail at. Sonucunda ne not aldın bana bildir Ececiğim dedi. Ece Hanımcığım dedi hatta. Onore etti Ece'yi. Sonra o mail olarak yollamış. Maili okumuş. Anında hemen bana WhatsApp'tan maşallah diye yazdı. Yani ne kadar güzel. 100 üzerinden 100. Düşünebiliyor evet. musun? 60'ı 70'i zor veren hocalar 100 veriyor. Düşünebiliyor musun? Böyle bir öğrenci. Ece'yi de buradan bir kez daha daha birinci sınıfında bile, daha ilk semestrinde birinci edelim. Olup ikinci bölümünde. Evet, kadınlarımıza yani. Geçelim. Evet. Ece'yi es geçelim. Ece'yi es geçelim. Aslında şimdi bu programı bu şekilde izlerken bana da çok serzenişte bulunacak. Neden evet. beni konuştun diyecek. Evet. Çok da mahcuptur, Ece'miz, çok mütevazı, çok asildir. Ece'miz başarılı bir mimar. Allah çok yolunu şükür. Açık etsin. Amin. İnşallah ulus bildiğim kadarıyla
yurt dışında da eğitim almaya devam yüksek edecek. Yüksek lisans için bir bakalım anne inşallah. Için, bir anne için evet. Bundan mutlu bir şey olabilir mi? Yeter ki her kadın bir eser bırakmalı, eseri çocuklarıdır. Yeter kız ki, ya da erkek. Yeter ki kızlarımız okusun, kızlarımız evet. Bir meslek sahibi kesinlikle. Olsun. Kesinlikle. Kadınlarımız çünkü dediğiniz gibi ülkenin %51'i kadın ama Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis üyelerine bakıyorsunuz. Adapazarı veya ilçelerdeki belediye meclis üyelerine bakıyorsunuz. Bir parmakları kadar değiller. Kadın sayılarımız. Burada da kadınlarımıza haksızlık yapıldığını. Siyasette... Kadına kota vermek ne demek siyasete? Siyasette, lütfen bir şey vermek ne demek? Siyasette kadınlarımız gerçeği konuşmak gerekirse hep ikinci planda. Erkekler ön saflarda. İlk meclis üyelerinde ilk 20 sıraya erkekler yazılır. Araya bir tane kadın serpiştirilir. Kadın koymuş olmak için siz lütfen koyarlar. Yıllarca, siz de yıllarca siyaset yaptınız. Ben de yaptım. Bizim partimizde de aynıydı. Sizin partinizde de A, B parti hiç ayırmıyorum. Bütün partilerde düzen bütün bu. Bütün partilerde kadınlarımız ne yazık ki siyasetin buna rağmen yine de Sakarya'da arka. Ben kadın ama, olarak ilk milletvekili adayı, ilk il başkanı olmaktan onur duyuyorum gerçekten. O konuda benim partimin çok demokratik olduğunu düşünüyorum. Mesela ben Çiğdem Hanım'ı, kadınlarımız siyaset deyince aklıma geldi. Mesela ben Çiğdem Hanım'ı çok yakından takip ediyorum. Evet. Gerçekten takip ediyorum. Niye? Bir kadın milletvekili, Sakarya milletvekili. Ara sıra da şakalaşıyoruz kendisiyle. Bazen tartışıyoruz da, bazen şakalaşıyoruz. Dostluk çok öyledir saygı, ama. Çok saygı duyduğum, hep de itifat ederek sevdiğim olmaz ki. Bir hanımefendi. Öyle. Mesela inanılmaz bir şekilde mücadele ediyor. Çok. Gerçekten. Pazar, salı, çarşamba, Ankara, perşembe, cumartesi, pazar, Sakarya, yurtdışı falan. Hmm. Şimdi ben şimdi de kooperatiflerle alakalı komisyon başkanı da oldu. Bir kadın siyasetçi, kadın siyasetçi. Sakarya'da erkek siyasetçi Alisan Yavuz'u, Sayın Yavuz'u ayrı koyuyorum bir yere. O seçimlerden sorumlu genel başkanımızdı galiba. Evet. Onu ayrı koyuyorum. Hı-hı. Kamuoyunda daha çok çıkıyor. Genel merkezde de görevleri genel var. Türkiye genelinde çalışıyor. Onu kenara koyuyorum Sayın Yavuz'u. Ama onun haricinde ben bakıyorum medyada, basında, kamuoyunda, çarşıda, pazarda hep Çiğdem Hanım. Bundan ben de inanın büyük mutluluk duyuyorum. Yani bir kadın milletvekilinin Sakarya için çırpındığını görmek. Keşke bu kadın milletvekillerimiz 3 olsa, 2 olsa, 5 olsa. Bakın valla erkeklerden daha iyi mücadele ediyorlar. Ben doğru kadın söyleyeyim. Kadın deyince başka oluyor. He, mesela kadın yöneticilerimiz var. Ben şimdi... Fazilet Durmuş'u hatırlarsınız. Nasıl çalıştım bir eğitim müdürü olduğum ben. Ben de çünkü çalıştım Fazilet Hanım'la. Ben şimdi SASSO'da bakıyorum. SESOP'da bakıyorum. Sayın Akgünaltu, Sayın Hasan Alişan... Kadın girişimcilere inanılmaz destekler evet, veriyorlar. Ben bunları veriyorlar. Hele SESOP'un hep içindeyim. Kendilerine SESOP'u buradan çok iyi teşekkürlerimi biliyorum. Gönderiyorum. Sayın Alişan, Sayın Hasan Alişan gerçekten kadın girişimcilerin önünü açtı. Bir dediklerini iki etmiyor. Evet evet. Hepsine. Evet. Sayın Akgünaltu öyle. Her türlü kolaylık şimdi, gösterilmekte yardım sağlanmakta. Evet, kadınlarımız gerçekten son 20-25 yıldır ön plana doğru çıkmaya başladılar. Keşke sayıları daha çok artsa, siyasette keşke. Daha çok olsalar derken keşke. Şimdi tabii ki bunların başında 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk imza atmış. Kadınlarımıza dediğimiz gibi program başında seçme, seçilme hakkı tanımış. Kadınlarımız Çanakkale Savaşı'nda, İstiklal Savaşı'nda evet. Sırtlarında, omuzlarında, kan arabalarında evet. Cepheye mermi taşımışlar. Evet. Şimdi bunları okurken insan gerçekten duygulanıyor. Çok. Gerçekten duygulanıyor. Ama şu da bir gerçek Neli ki... Hatun bebem vatan olmazsa bebem yaşasa ne olur deyip de koşup gidip de savaşan Şerife Bacı, Kara Fatma bunları nasıl es geçeriz ki? Yani, böyle kadını nasıl es geçeriz? Bizim rol modelimiz bunlar. Örneğin mesela şimdi şundan rahatsız oluyor musunuz bilmiyorum kadınlar olarak. Mesela nasıl tarif edebilsem, örneğin bazı bölgelerde kadınlarımız çok daha hür, rahat gezebiliyor. Ama bazı bölgelerde atıyorum saat 8'den sonra, 9'dan sonra çarşıda pek böyle tek gezen kadın rastlayamıyoruz. Mavi evet. Durak bölgesi hariç. Evet, bu da evet. Hiç rahatsızlık duyuyor musunuz? Elbette yani? Duyuyorum. Öyle şey örneğin olur mu? Saat 11'de Çakçası'da tek başınıza çıkıp bir yazın bir dondurma yiyebilir misiniz?
Yani şu an mümkün görünmüyor. Ancak Eskireç'te oturduğum dönemde ben gece 2'de kuzenim Nurhan'dan dönerdim eve. Yerli süpüren çöpçüler bile hadi hayırlı akşamlar, iyi geceler derdik. Bu da biraz cesaret isteyen bir şey elbette ki. O yörenin insanıysanız çıkmaya cesaret edebiliyorsunuz dışarıdan gelmediyseniz. Ancak bence yine de buna rağmen başınıza bir şey gelmeyecek anlamına gelmiyor. Demek olmuyor. Yani bu biraz cesaret istiyor. Bu ben konuda da buna da bir de üzülüyorum bu konuda da bir de şöyle bir şey oluyor. Başınıza bir şey gelip yaşadığınızda diyorlar ki o gece o saatte dışarıda ne işin vardı? Erkek olunca ne işin vardı denilmiyor. Kadın olunca niye? Neden bu kadınlara bu kadar sınırlı bir hayat çiziliyor? Burada da kadınların biraz cesur olması mı gerekiyor acaba? Mavi durak dışında dediniz. Mavi durakta neden kadar her saatte çıkabiliyor da? Ki orası aslında çok mutasip bir mahalle. Ben orada oturuyorum şu ama an. Ama orada çok ciddi bir hareket var. Hareket var. Hareket var orada. Evet, üniversitenin gelişinden itibaren. Evet, ama aslında o hareketin dışında benim oturduğum mahalle orada, Mavi Durak'ta, inanılmaz mutasip. Muhafazakar değil, mutasip. Muhafazakarı geçtim. Ama orada o öğrenciler de, genç bayanlar da, hadi onları uyan benden biraz daha küçük kuşak, orta yaş kuşağı da, ben yaşlı kuşağının başındayım çünkü. Onlar çok rahat çıkabiliyorlar, kafelerde oturabiliyorlar. Bu pandemiden önce sabah 2'lere 3'lere kadar da oturabiliyorlardı. Kafelerde de özel izinle açık olabilen yerler vardı. O zaman onlar cesaret ettiklerinde o mutasip mahallede oturanlar şuna bak geziyor demek de bir şey yapabiliyorlar mı diye yapamıyorlardı. O zaman biraz mahalle baskısını da biraz kale almamak mı gerekiyor ben acaba? Sizin oturduğunuz semte göre şey yapmıyorum. Bu Türkiye'nin her yerinde aynı olan bir şey. Özellikle Anadolu'da. Ben zaten Türkiye'nin her yerinde bu durum aynı demek istiyorum özellikle zaten. Özellikle Anadolu. Evet. Anadolu. Ama biraz cesaret meselesi bu. Anadolu'da. Evet. Anadolu'da. Ama bir de eğitim meselesi. Az önce dedik ya işte eğitimle. Kadınlar yetişirken erkekleri bu bakış açısıyla yetiştirirse, kız evladına nerede kaldın diye abisi sorduğunda, annesi sen nerede kaldın, sen kaç çekiyorsun, o da senin gibi bir insan dediğinde, babası dediğinde o şekilde buradan başlıyor. Bu şekilde zincirleme silsile gidiyor. Yani ailede bu şekilde bir ataerkil toplum olup da bu şekilde bir düzen kurulduğu için kız çocuğu belli saatte evde olacak. Geçe kalmayacak. Bir de dışarı saldığınız erkek çocukları gitti kendi kız kardeşini evde şu saatte kadar geleceksin, evde olacaksın derken gidip başkasının kızına zarar verecek noktada karakterdeyse o zaman ben burada kimi suçlarım? Anneyi babayı eğitim vereni suçlarım. Onların eğitimsizliğini yargılarım. Ayıplarım. Yani her şey eğitime dayanıyor gene. Bakış açısına dayanıyor. Şimdi neden biz kızımıza bunu yapmadık? Babası da ben de. Ne yapıyorsun? İstanbul'da gittin okumaya ne yapıyorsun? O da inadına hiç dışarı çıkmaya hevesli olmayan bir çocuk oldu. Çünkü baskı yok. Baskı da biraz şeyi getiriyor yasakta. Yasaklarda evet. Bazı şeyleri getiriyor. Evet, yani yanlışları getiriyor, hataları getiriyor. Zaten sen belli bir özgürlüğü verip de ben sana güveniyorum. Tamam git istediğin saatte dön kendine dikkat et dediğinde. O çocuk zaten yanlış yapmadan gelecek. Erkek çocuğu da sen kız kardeşin var bak istemediğin bir şey başkasına yapma dediğinde. Tabii bunlar biraz da işte terbiyeyle alakalı, aile terbiyesiyle alakalı, eğitimle alakalı. Toplumun genel olarak eğitimiyle alakalı. Peki, açıkçası. Peki Hülya Hanım. Afaki konuşuyoruz. Sürçülisan olduysa affola. Estağfurullah. Peki kadınlarımız bir dernek başkanı olarak size bu soruyu sorayım. Kadınlarımız gerek özellikle iş hayatında hak ettikleri yerdeler mi sizce? Hayır değiller. Peki değiller. Değiller. Ne yapmaları değiller. Gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor? Öncelikle işte kendileri özgüvenle ben bir bireyim, kadınım değil işte demeleri gerekiyor. Az önce söylediğim gibi cesur davranmaları gerekiyor bir. İkincisi mücadele etmeleri gerekiyor. Mücadele ederken tabii kavgayla şeyle değil, uhuletle, suhuletle güzel güzel mücadelelerini vermeleri gerekiyor. Bizim gibi STK'ların da ve devletin de onlara farkındalık yaratacak eğitimler, kendilerini donanımlı hale getirecek dokunuşlarla sahip çıkmaları, yol göstermeleri gerekiyor. Kadınların da biraz yüreklenip cesaretlenip ben ekonomik özgün bir elime alayım, bir kelime sahip çıkayım, birine kendime emanet etmeyeyim demeleri gerekiyor. Kadınlar ya babalarına, ya abilerine, ya eşlerine, sonra eşler önce oğullarına kendilerine emanet ediyorlar. Onların kurallarına göre yaşıyorlar. Oysa ki kendi istekleri,
kendi hayalleri, kendi duruşu, tarzı, hayata bakış açısı onlar için yok. Klonlanmış babanın bakış açısı onda. Kocanın bakış açısı onda. Kuralları onda. Sonra koca ölünce de evin büyük oğlu ona emanet ediyor kendini. Niye başkasına kendini emanet ediyorsun? Sen kendinsin. Bu sizin anlattıklarınızda fazla özgürlükçü olmuyor mu bence? Hayır. Hiç olmuyor. Neden? Kadının bakış açısı kendini yani bir yere koyacak noktada yeterli düzeyde olmuyor mu? Peki. Kadın düşünemiyor mu? Kadın doğruyu bulamayacak kadar aciz bir birey mi? Kadın bilemeyecek, düşünemeyecek, doğrusunu bulamayacak kadar hata yapar burada, burada doğrusunu bulur. Ya da hata yapmadan düşünerek, mantıklı düşünerek de doğrusunu bulur. Neden başkası onun yerine düşünsün? Neden sürekli? Teatri güzel bir şey tabii ki, fikir teatri yapıp da doğruyu bulmak. Öğüt vermek başka da, yol göstermek başka da, dayatmak, emretmek başka bir şey. Ama bizde, Coşkun Beyciğim, bunu ayrıştırmak ama bizde, gerekiyor. Bizde şöyle fazla bir şey, özgürlükçü de biri değilim ben. Ama bizde, elbette. Bak şimdi sevgili Hülya, bizde şöyle bir kural da var. Bir kadının tek başına sinemada ne işi var? Bunu hep söylenir bu. Siz de duymuşsunuzdur. Bir kadın tek başına gece sinemaya çıkar mı, gider mi? Bir kadın tek başına atıyorum Mavi Durağa kahve içmeye gider mi? Şimdi bu da biraz fazla özgürlükçülük olmuyor. Hayır, olmuyor. Neden gitmesin? Bir erkek gidemiyorsa kadın niye gidemiyor? İçme, nereye gidiyor? Bir kahve içmeye gidiyor. Bir sinemaya gidiyor. Yok, ben sizinle hemfikirim. Yani. Özgürlük konusunda. Hayır. Bu kişisel özgürlüğü oluyor. Fazla özgürlük değil. Kişisel özgürlüğü oluyor. Erkek bireylerin o kişisel özgürlüğü varsa kadının niye kişisel özgürlüğü olmuyor? Sizi ben feminist falan değilim. Yanlış anlaşılma olmasın. İzleyenler beni feminist falan zannetmesinler. Çok da muhafazakar olduğumu söylerler. Mutasip değilim şimdi, ama. Bir saniye Hülya. Yani, bir dakika, müsaade eder misin? Siz 16-18 yaşlarında ben gece saat 9 matinesine baba sinemaya gidiyorum diyebildiniz mi? Yok asla. Demedim. Çünkü zaten sinemaya deseniz, ailece gidilirdi. Bir saniye, erkek çocukları bile çok zor giderdi, gündüz giderdi. Deseydiniz babanız sizi gönderir miydi? Ya amcanla git derdi. Amcan İsmail'le git i̇şte derdi. Bu bizde böyle. Ahmet yani. Özhan diye ölüyordum. Amcamın oğluyla gönderiyordu. Öyleydi. Ama bakın bir anımı anlatacağım size, bunun örnek. Bunun ortasını bulmak ortasını daha doğru, bulmak daha doğru. Ahmet Özhan konseri miydi? Kimin konseri bilmiyorum. Amcamla gittim. Amcam benden 2 yaş büyüktür. Dedemin rahmetli olunca babaannem ikinci eşindendir. Benden 2 yaş büyüktür. Gidince ertesi gün fabrikada muhasebe müdür yardımcısıydı. Vagon fabrikasında demişler ki Fuat Beyciğim bir şey söyleyeceğiz ama üzülme sakın. Akşam Hülya kızımız evde miydi? Yo demiş, evde değildi. Evde değildi derken nerede olduğumu da söylemiyor. Bildiğini belli etmiyor. Ya demiş üzülme ama galiba işte biriyle çıkıyor. Allah Allah demiş. Çıksa bana söyler ya, oturup tavla oynadım evladım benim o demiş. Tavla oynamayı ben babamdan öğrendim. Ya demişler bir Karayağız bir delikanlıyla işte konserde gördük. Gülmüş. Hiç cevap bile vermedim diyor. Tenezzül etmedim cevap vermeye. O benim kardeşimdi yahu, amcasıydı demedim diyor. Bizim toplumumuz böyleydi ama benim babam aydın biriydi. Orada sevgilim zannetme ihtimallerine karşı beni amcamla, amcamın oğluyla sinemaya da, konsere de, İstanbul'a da, tiyatroya da, her yerde yollardı. Orada artık bir kırılma noktası başlamış demek ki. Bir dakika şimdi. Başlamış demek ki. Sen şimdi üzerine niye alındın onu anlamadım. Ben şunu söylüyorum sadece. Toplumumuzun genelinde bir kadının tek başına gece 12'de çarşıda atıyorum ne işi var. Bunu biz çok duyarız. Değil mi? Duyuyor. Az önce de söyledim ya. Herkes, başına bir şey geldi o saatte ne işi vardı dışarıda derler dedim ya az önce. Ki bir, zaten aynı fikirdeyim. Hangi dava hatırlamıyorum. Bir davada mahkeme salonunda geçen bir konuşma beni hayretler içinde bırakmıştı. Bir kadın şikayetçi işte mahkemede bu kadın saat 12'de dışarıda ne işi var? Yani toplum biraz da şey, yani Türk toplumu biraz da şey bakıyor gibi geliyor bana. Ama kadın otursun evde, belli saatlerde çıkmasın, başına bir şey gelmesin. Ben onu şöyle düzelteyim. Korumacı zihniyet belki bu. Kötü niyet değil belki ama. Ben onu şöyle düzelteyim isterseniz. Kadın çocuk yapar, çocuk bakar, yemek yapar, evini temizler, kocasına hizmet eder. Ne kaldı? 5 oldu. Ben onu 7 madde saydım. İşte o 2 maddeyi söylemeyeyim. Kadının Türk toplumundaki karşılığı bu. Ama son yani önüm geç yani şöyle diyeyim 20 yıldır 25 yıldır
Şimdi burada çalışıyor biliyorsa gene bunları şimdi, evde yapacak gelip de burada tabii. Burada şimdi ben doğruyu dürüstçe konuşursam AK Parti'nin Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da kadınların özgürlüğü konusunda özellikle türban olayı açıldıktan sonra, yani türban tartışması son 15 yılda Türkiye'de bittikten sonra artık türban siyasi bir malzeme de değil artık bana göre. Evet, çünkü siyasi bir obje olmaktan uzaklaştı. Siyasi bir objeydi. Yani bir siyasi objeydi. Evet. Ama ben şimdi bakıyorum mesela kafelere, işte restoranlarda, lokantalarda öğlen işte türbanlı, türbansız arkadaşlar 5-6 kişi. Hatta türbanlı daha çok. Ya o yani o tercihleri tabii ki ben takarlar. Hani daha çoğaldılar kötü şimdi anlamda ben, demiyorum. Tabii ben ona bakmıyorum. Benim artık şimdi, türban özgürlüğü var. Türban özgürlüğü var. Şimdi, o anlamda söylüyorum. Ben aynı şeyde. Ben şimdi, de hacca gider kapanırım. Bunda bir şey yok. Ben de ben şimdi bakıyorum. Müslümanım. Üç bayan başı açık. Üçünün başı kapalı. Birlikte 6 kişi arkadaş olmuşlar. Öğlen herhalde işten öğlen paydosu. Beraber geliyorlar. Yemek yiyorlar. Gülüyorlar. Oynuyorlar. İşte diyorum ki ya Türk toplumu bu aslında. Bizi hep ayrıştırmışlar. Evet. Yok türban takıyor, yok türbanlı, türbansız. Yani aslında Türkiye'nin mozaiği bu. Başörtülüsü de olacak, başı açık olanı da olacak, türbanlısı da olacak, türbansız da olacak. Kot pantolon giyen de olacak, mini etek giyen de olacak vesaire. Ben kadınların özgürlüğünden yanayım ama fazla da özgürlükçü miyim? Onu da böyle bazen de soru işareti koyuyorum açıkçası. Ama biz muhafazakar büyütüldük yani işte o açıdan. Biz mesela... Mesele o. Biz mesela... Bir de topluma güvenmeme gibi bir içgüdüsel var. Bizde kız kardeşi yoktu. Biz iki erkek kardeşiz. Vallahi biz bazen nasıl diyeyim size, kalabalık bir bayan grubu içinde büyüdük biz. Ama hep rahmetli anam şunu derdi, işte oğlum bak bunlar size emanet, işte alın sinemaya, tiyatroya, şuraya buraya götürür getirdik. Biz böyle bir kardeş gibi, aile gibi büyüdük. Ama bakıyorum demin dediğim gibi son 15 yıldır özellikle kadınlarımız biraz daha özgürleştiler, evet, diye düşünüyorum. Özgürleştiler. Çünkü çalışan kadın sayısı, evet, artıyor. Çalışan kadın sayısı artıyor. Bu tabii bunun sonucunda bir yere nasıl noktalayabiliriz? Bu işin bir siyasi yönü var. Siyasetçi desti mesela Çiğdem Hanım'ı örnek verdim. Gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun beni hiç ilgilendirmiyor. Ben çalışmasına bakıyorum. Takip ediyorum. Takip ediyorum ki medyada olduğum için takip ediyorum. Yoksa ben Çiğdem Hanım'ı niye takip edeyim? Yani elbette Çiğdem ki. Hanım'ı yok yoksa ben eşini tanıyorum. Volkan tanıyorum. Yani sonuçta muhabbetimiz olan bir kişi. Yoksa ben basında olmasam niye takip edeyim Çiğdem Hanım'ı? Herkesin, evet, yazdığını okurum. Ama ben bakıyorum, ona göre köşe yazıları yazıyorum vesaire. Şimdi kadınlarımız biraz daha toplumda ön plana çıkıyorlar. Ve ben bundan gerçekten Hülya Hanım büyük keyif alıyorum. Bunu şuraya bağlayabilir miyiz? Buyurun lütfen. Ekonomik özgürlüğünü kazandı. Erkekler daha eğitimli eğitimli anneler tarafından yetiştirildikçe, daha böyle donanımlı hale geldikçe anneler... Erkeklerden daha çok, evet, iyi mi eğitimli eğitim alıyorlar yani? Evet. Yani doğrusu, erkek bireyler son kuşaklarda daha bilinçli anneler tarafından yetiştirildiği için daha bakış açıları kadına esnek, yani hoşgörülü, daha böyle saygı duyan, kimlik, evet, haklarına saygı duyan. Siz daha iyi anlattınız, ben tam net, estağfurullah, bravo, tebrik ederim sizi. Evet. Estağfurullah. Onun için de erkek böyle bakarken kadına daha hoşgörülü, daha saygı, kimlik haklarına saygılı, onun da bir insan olduğunu kabul ederek, onun da bir birey olduğunu kabul ederek, tabii ki çalışacak da, çalışmasına da izin vermek ne demek, zamanında kocasına izin alması gerekiyordu kadınların memur olması için. Böyle günler de gördük biz, benim kuşağımda öyleydi. Şimdi bu yok, kaldırıldı. Sanıyorum ki Tansu Çiller'in son zamanlarında kaldırıldı diye hatırlıyorum. Yoksa Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ilk zamanları mı kaldırıldı? Şu an yanlış bilgi vermiş olmayayım. Artık erkekler de kendi eğitimli yetiştiği, bilinçli anne tarafından bilinçli yetiştirildiği için kadınlar da iş sahalarında daha çok
iş alanlarında kadın girişimci olup, memur olup, emekçi olup da kazanıp da ekonomik özgürlüğünü alıp, ele alıp da ayaklarının üzerinde durduğu için cebinde parası var, kocasını istemeyecek. Bir de toplum olarak da, genel olarak da biraz daha böyle ekstralar olduğumuz için artık geç saatlere kadar dışarıda olmanın mahalle baskısının daha yumuşadığı, daha ayıp olmadığı. Bunlar bir yere gelince şimdi artık bu kuşakta geç saatte dolaşmanın bir ayıp olmadığı, yanlış olmadığı algısı oluştu. Bu biraz ekonomik özgürlükten, çalışan kadın olmaktan kaynaklanıyor. Ama bir çoğunlukla babaların, abilerin, eşlerin daha kadına, kimlik haklarına saygı duyan duruşta, yaklaşımda olduklarından kaynaklanıyor. Kanaatindeyim, naçizane benim görüşüm. Ama başka fikri olan izleyiciler varsa onları tabii bilemem açıkçası. Ya tabii ben kadınlarımızın özgür olmasından yanayım. Kadınlarımızın, yani ben bir baba... Özgürlük dediğiniz nedir? Sevgili Coşkun Bey, şunu söylemek istiyorum. Benim ta gençliğimde okuduğum bir şey vardı, bunu hala çocuklarıma da söyledim, herkese de söylerim. Özgürlük nedir? Sınırsız izafi kavram zannederler. Özgürlük sınırsız değildir. Özgürlük sende başlar, senin özgürlüğün vardır. Herkes özgür doğar, özgür olmalıdır. İslam da geldiğinde köleliği bitirmiştir biliyorsunuz. Ancak bu özgürlüğün bitme yeri var. Sonu var, sınırı var, bir çizgisi var. Neresidir? Sizin özgürlüğünüzün başladığı yerde benim özgürlüğüm biter. Ben bu bir kitapta okuyup öğrenmiştim. Ama toplumda şimdi... Evet. Kimse demiyor ki, ya ben özgürüm, bana karışamaz. O zaman sen de ona karışamazsın. Senin özgürlüğün de onun özgürlüğün başladığı yerde bitiyor. Peki şuna mı? Ama bu ebeveyn olsun, arkadaş olsun, eş olsun, iş ortağı olsun. Özgürlük sınırlı değil. Peki şuna... sınırsız değil, sınırlı. Şuna ne yanıt verirsiniz? Erkektir o, yapar. Sen otur evinde. Buna nasıl bir yanıt vereceksiniz? Esefle kınıyorum. Efendim? Esefle kınıyorum. Erkek insan yaratılmış, kadın insan yaratılmamış mı? Yok, ben sordum. İkinci sınıf vatandaş mı? Ben size sordum ya. Peki hemen dini dayıyorlar bize. Dinen kadın öyle diyorlar. Hayır. Ben Kur'an-ı Kerim Türkçe meali 23 yaşında bir Ramazan'da eşim var diye çalıştığı için ben evde çocuğumu ayağımda salarken Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okurken sahura kadar uyumayayım diye okudum. Bilinçli Müslüman o sene oldum. 23 yaşımda. Bakın, bilinçli Müslüman. O zamana kadar Müslüman ülkede, Müslüman anne babadan doğmuşum. Elhamdülillah öğretiler de var. Dini vecibeler, şunlar bunlar. Ama Müslümanım. Gerçek Müslüman elhamdülillah oldum dediğim 23 yaşımdadır. Ve orada Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesini, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okuduğumda bir de başka yazarlardan da olduğunu öğrendim. Onları da okudum. Birçok yazardan okudum. Birçok. Ulu Önder Atatürk'ü burada kutluyorum. Saygıyla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Saygılarımla, minnetimle yad ediyorum kendisine, atamı. Elmalılı Hamdi Yazır'a Türkçe'ye çevir de insanlar mirasla ilgili bir ayet okunurken ağlıyor, gözyaşı döküyor, kendinden geçiyor. Ne okunduğunu bilsin diye. Mesela miras paylaşımı Müslümanlarda dinimize göre nasıl olur biliyorum. Sadaka nasıl verilir biliyorum. Mesela eşler arasındaki sorumluluklar nedir biliyorum. Bunları ben size burada bir başka programda uzun uzun anlatsam bildiklerimi. Tabii iki dedem de çok alim insanlardı. Hem dinen hem de dünyevi olarak Cumhuriyet Gazetesi de Tercüman Gazetesi de okurlardı. Siyasi görüşüm sadece ben solu okumayayım demezlerdi. Onu da merak ederlerdi öğrenmek adına. Onun için ben size burada Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealindeki şeyleri o öğrendiklerimi bir anlatsam vay kadın erkek eşitmiş dersiniz. Ciddi anlamda bunu söylüyorum. Bir de zaten kadın erkek eşit mi? Hayır değil. Kadın daha üstün. Erkek de eşit değil. Neden? Siz hiç bir babanın, bir kocanın, bir erkeğin ayaklarının altında cennet serildiğini Allah-u Teala tarafından gördünüz mü Coşkun Bey? Yok, ben sizinle tartışmam, tartışır mıyım ben sizinle? Estağfurullah, tartışalım diye ben, buradayız. Çünkü, ama tartışma münazara, teati olarak tartışma. Yani kadına saygı, kadına saygı Türk geleneğinde var. Hanım, hanımım değil mi? Koskoca han hanımının sözünden çıkmıyor evinde. Düşünebiliyor musun? Siz, ben sizin hanınız mı, o da benim hanım diyor. Hanım kelimesi buradan türüyor, Türklerden değil mi? Evet, ben tabii ki... Yani kadın erkek... Ya kadın erkek eşitliğini konuşmak zaten çok saçma. Neden? Kadın kadını biliyorsa, erkek erkeğini biliyorsa zaten toplumda hiçbir sorun olmaz da. Asıl sorun nedir biliyor musunuz? Boş verin kadın haklarını falan. İnsan hakları.
dünya üzerinde insan haklarını peki, sorun varken peki, kadın hakları nedir? Erkek hakları diye bir konu var mı? Peki İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması İstanbul konusunda... Sözleşmesi kaldırılması zaten İstanbul Sözleşmesi usulen Avrupa Birliği'ne girmek için avukat Önder Döker abimden bu konuda ben bilgi almıştım o zaman. Kızmalı mıyım kaldırıldı diye demiştim. Ki kendisi biliyorsunuz görüşünü, dünya görüşünü biliyorsunuz. Yani burada AK Parti şu bu taraftarı olarak konuşmak doğru değil. Ama AK Parti karşıtı olarak konuşmak da doğru değil. Tarafsız bakmak gerekirse olaya donelerle koydu önüme. İstanbul Sözleşmesi zaten bize Avrupa Birliği'ne girmek için dayatılan bir sözleşmeydi dedi. Bizim hukukumuzda o İstanbul Sözleşmesi'nden çok daha farklı maddeler var dedi. Kadın zaten garanti aldığında Hülya'cığım ben avukatım dedi. Hem de biliyorsunuz duayen avukattır. İki kez aday olmamasına rağmen baro başkanı seçilmiş bir beyefendidir. Hukukçudur. Hukukçudur. Yani manevi abim babam diye söylemiyorum. Ondan sonra o bile bu konuda İstanbul Sözleşmesi konusunda böyle konuşuyorsa ben o zaman İstanbul Sözleşmesi niye kaldırıldı diyenlerdendim. Ama şu an öyle demiyorum çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin maddelerinden daha ağır maddeler hukukta zaten var şu an diyor. Hukukta kadını koruyucu, kollayıcı. İstanbul Sözleşmesi Avrupa Birliği'ne girmek için onların sundukları bir sözleşmeydi, imzalandı. Ama sonra Avrupa Birliği de bize bazı yanlışlar yapıp da çok can sıkıcı olaylar olunca Avrupa Birliği aramızda iade itibar da biraz zedelenince İstanbul Sözleşmesi feshederek onlara racon kesildi o zaman hani siz açıkçası. Genel başkanınız yani, genel başkanınız Demokrat Parti genel başkanınız da bu konuda aynı görüşte değilsiniz. Çünkü değilim. Niye çünkü, genel başkanla aynı görüşte olmak zorunda mıyım? Tabii kızma. Yani kızma canım. Yani çünkü hayır bir dakika Gültekin, yani ben Gültekin, araştırıp öğrenmişim. Gültekin Bey. Canım genel başkan siyasetçi. Biz iktidara tabii ki iktidara karşı muhalefet görevini yapacak. Biz iktidara Coşkun Beyciğim. Biz iktidara gelirsek biliyorsunuz 6 Millet İttifakı'nda yer alıyor. Yer alıyor. Demokrat Parti. Evet. Ben burada siyasetçi olarak değilim. Biz onun için ben İstanbul, genel başkanla konuşmak zorunda değilim. Biz İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz diye açıklamasını okuduğum için söylüyorum. Getirirse güzel mi olur? Olur tabii getirirsin. Ben getirmesine hangi? Karşı değilim. Ancak bakın iptal edilmesine de bir kadınlar açısından çok büyük kayıplar yok demek istiyorum. Benim istediğim burada yanlış anlaşıldı. Doğru ifade edeyim. Şu şekilde ifade edeyim. İstanbul Sözleşmesi iptal edilmesi gerekli miydi? Gereksizdi. Durabilirdi. Ancak iptal edilmesi, kadınların sahiplenilmesi, korunması falan bitmiş değil. Asıl sorun Türkiye'de ne biliyor musunuz? Kadının zaten hukuksal hakları var anayasada. Var. Asıl sorun kadının kullanmasında, kullanmamasında. Asıl sorun kadına kullandırılmasında, kullandırılmamasında. Kadın bazen kadın kendi kullanmıyor. Cesaret etmiyor. Ya da bilmiyor. Bilmiyor. Sizin derneğiniz ne iş yapıyor? İşte bizim derneğimiz bunun için uğraşıyor işte. Farkındalığını sağlıyor. İşte deminden beri anlattıklarımdan biri de bu Coşkun Beyciğim. Ayrıca bilse de kocasından korkusunu uygulayamıyor. Babasının abisinden korkusuna uygulayamıyor hukuksal haklarını. İşte biz cesaretlendiriyoruz. Az önce dedim ya hukuksal destek de sağlıyoruz. Balık oltası da veriyoruz. Şey yapıyoruz. Yani özgür olmasına, kendi ayaklarınızda tutup özgüvenli olmasına yardımcı oluyoruz dedim. Açıkçası hukuki hakları olan kadın kullanamıyor. Ya da kullanmıyor. Bilmiyor. Ya da çok rahat, ya da bilmiyor. Bilmiyor. Aynen. Ya da çok rahat bir hayatı var. Kocasının ufak tefek yaramazlıkları var, hataları var. Ya o arada bir de okşar gibi dövüyor, şey yapıyor. Aman diyor bu rahatımı bozmayayım, bu rahat hayatımı artık bozmayayım. Allah korusun dövme mühime yani bilmiyorum ama ben herhalde... Biz her çeşit, her tarz, her bölümden kadınla muhatap... Ben 60 yaşımda ne kadınlarla ne erkeklerle gözlemleyerek gördüm. Ne hikayelere tanık oldum Coşkun Beyciğim. İnanılır gibi değil, şaka gibi. Kadını biz korumak istiyoruz. Yol gösteriyoruz. Kadın bırakın diyor. Polis çağırmayın diyor. Tutanak tutturmayın diyor. Kızım da şahit. Dedi ki bir daha bir kadın yardım istediğinde dedi anne yardım etmeyeceksin dedi. Lütfen evet, dedi. Şimdi, bakın. Sevgili gazeteci dostum, can dostum, arkadaşım Murat Uygun mesaj atmış. Çok mesaj geliyor kadınlarımızdan ama bu soruların hepsini Hülya Hanım'a sormak için tabii ki bu kadar geniş bir süremiz yok. Ama Murat Uygun, değerli gazeteci değerli dostum kardeşim. Hülya Hanım'a özellikle selamlarını iletiyor. Bu bende kalmasın.
Evet efendim, WhatsApp'tan çok... Murat Beyciğim, benden de çok selamlar, sevgiler, değerli dostum, canım arkadaşım, çok, duayen gazeteci. Çok, babası da benim çok değerli abim, üstadımdı, mekanı cennet olsun. Murat Uygun gibiler bu ada pazarında çoğalmalı. Güzel insan. Hüseyin Cumali gibiler de yavaş yavaş emekli olmalı. Ya Hüseyin kardeşime laf söyletmem şimdi, olur mu? Yok. 3 haftadır üzerime oynuyor tabii. Ama ki. Sizinki kayıkçı kavgası olabilir mi acaba? Şimdi biz araya girersek biz bir arada kaynamayalım. Hüseyin Cumali. Şimdi Hüseyin Cumali. Mesela benim bir kadim dostum var. En çok Ece diyor ki ismini vermeyeyim şimdi, burada ayıp olur. Bir sakıncası yok. O da niye söyledin demez ama gene de söylemeyeyim. Dernekte falan diyor, şurada burada dostluk babında en çok diyor üzen o. Ama yine de diyor en çok sevdiğin, saygı duyduğun diyor dostun o. Çünkü dedim bana doğruları söylüyor ama bir yandan kıyamıyor. Gelip özür dilemeyi de biliyor. Kendi affettirmeyi de biliyor. Evet. Onun için dost dediğinle arada bir didişmezsen sonra barışmanın tadına da varamıyorsun. Ben hep şunu söylerim. Tek düzelik de sıkışıcı dostluklarda. Evet, çünkü Hüseyin'i de çok severim. Çok değerlidir. Hüseyin Cumali. Sizinki kayıkçı kavgası, öyle düşünüyorum tırnaklarıyla, ben. Tırnaklarıyla kazıya kesinlikle kazıya bir yere gelmiştir. Ben o zaman şöyle bizim basına verdiğimiz yemekte tekrar hatırlatmayı unutmuşum. Onu unutmuş. Çok üzüldü. Olsun, başka akşam çıkarız yemeğe demiştik. O zaman o yemeğe çıktığımızda hep beraber toplanırız. O herkesi... Ben sizi şöyle bir şey yapayım. Ablalık yapayım. O herkesi üzüyor. Biraz da sen üzül. Evet efendim. Gerçekten bu akşam, dün gece, yani dün 8 Mart Kadınlar, Emekçi Kadınlar Günü. Bir gün rotarlı. Çarşamba günleri çünkü sadece programımız var. Bu programda Hülya Lüleci'yi davet ettik. Kadın haklarını konuştuk. Kadınlarımızın özgürlüğünü konuştuk. Konuşmaya çalıştık daha doğrusu. Hülya Hanım anlattı. Ben dinledim. Çünkü çok eski bir siyasetçi. Hala siyasetin içinde. Tartışmak haddime bile değil. Benim çok eski bir arkadaşım, kardeşim. Kadınlarımızı ön saflarda görmek hepimizin arzusudur. İş kadınlarımızın, emekçi kadınlarımızın ayakları üzerinde durması kadar doğal bir şey yok. İnşallah Türkiye'miz daha da ileriye gider önümüzdeki yıllarda. Kadınlarımızı siyaset arenasında daha çok görürüz. İş alanlarında daha çok görürüz. Temennim bu. Hülya Hanım, çok teşekkür ediyorum size. Programımıza renk kattınız. Sağ olun, var olun. Coşkun Beyciğim, ben çok teşekkür ediyorum. Çok doğal, çok spontan. Doğaçlama bir konuşma böyleyim. Oldu. Ben hep böyleyim. Güzel oldu. Her ne kadar benim programıma siyasiler katılmak istemezse de... Hayır, ben çok keyif aldım. Her zaman gelirim. Siyasetçi olarak... Çünkü bu akşam girizgah yaptık. Anlatacak daha çok şey var kadınlar adına konuşmak için. Siyasetçi olarak gelirsen bir daha benim programıma gelmezsin. Acaba? Evet efendim. Ya da sen çağırmazsın. Evet. Süremiz... teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık efendim. Haftaya yeni konuklarımızla yine çarşamba günleri birlikte olacağız. Esen kalın, iyi geceler efendim.